Suçum tatlım benim Betül. Aa. Betül teyze niye böyle giyindin? Tatlım. Ben Şadi'ye bir söz verdim. Artık fitne fesat entrika. Bunların hiçbiri yok dedim. O yüzden bizim buluştuğumuzu kesinlikle öğrenmemesi gerekiyor. O yüzden tamam mı? Şimdi beni boş ver. Hadi bakalım anlat. Neler oluyor? Yıldız teyzeyle buluştum. Evet. Onur ve Lale'nin arası çok acıkmış. Sözleşme yüzünden. Nefis. Nefis. Devam et. Evet nefis. Ama Onur sözleşmeyi iptal edecekmiş. Ve bu kararını kimse değiştiremezmiş. Olmaz. Ay. Olamaz ya. Olamaz. O sözleşme asla asla iptal olmamalı. Evet olmamalı. O yüzden hemen saksıları çalıştırmamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım. Onur o sözleşmeyi iptal edemeden Lale ile ikisinin arasını iyice bozmamız lazım. Buldum tamam bir dakika bir dakika. Tamam buldum. Bunun yolu Songül'ün sözleşmeyi öğrenmesinden geçiyor. Biz bunu sağlamalıyız. Aynen öyle. Artı miras işiyle. Tatım yavaş yavaş. O konuştuğumuz gibi. Daha sonra lütfen. Betül teyze. Bak yine Betül teyze diyorum sana. Onur ve Lale gerçekten evli farkında mısın ve araları açık. Onların hazır araları açıkken biz bunları neden daha fazla bozmuyoruz ki? Tatlım. Çünkü bütün silahlarımızı aynı anda kullanmamalıyız. Tamam mı? Şimdi önemli olan Songül'ün bu sözleşmeyi duymasını sağlamak. Ha, nasıl? Nasıl? Çünkü bunu benim yaptığım asla anlaşılmamalı. Çünkü eğer anlaşılırsa Şadi'yi bu sefer sonsuza kadar kaybederim. Ay, evet sen de haklısın. E tamam ben söyleyeyim. Tatlım olmaz. Olmaz. Onur'la aranızı bozacak hiçbir şey yapmamalıyız. Olmaz. Ay doğru söylüyorsun. Hem de şu anda ev mevzusu varken. Ev mevzusu? Ne demek o? Anlamadım ne demek bu? Ya şimdi şöyle. Benim annem Dubai'ye yerleşti. E ben de o koca evde oturamayacağımı farkına vardım. Daha ufak bir eve yerleşecektim. Bunu Onur'a anlattım. Onur da şirketin evlerinden birinde kalabileceğimi söyledi. Harika bir şey söyledi şu anda. Ay bu harika. Ay bu harika bir haber. Lale'nin bunu duyduğunu düşünebiliyor musun? Onur'la ikinizin herkese gizlediğiniz bir aşk yuvanız olduğunu düşünebilir. Tabii ki bizim sayemizde. Heyecanlandım. Çok güzel bir fikir. Ben de senin kadar heyecanlandım. Ama senin gibi büyük bir tepki veremedim. Şimdi öncelikli olarak Songül'ün bu sözleşmeden haberinin olmasını sağlayacak planı yapmalıyız. Düşünelim. Evet. Hem de bunu öyle bir günde duymalı ki. Hangi günde kız? Fer bana daha hızlı indi. Şirketin kırılış yıl dönümünde. Hafta sonu. Evet. Ay şeytan bana bak çok iyi düşündün. Evet ben düşündüm. Senin de hemen acilen plan yapman lazım. İndir. Aa, buldum. Aks vallahi buldum. Süper. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.